Buyur. Abicim sağ olasın ya. Sayende bu işim de halloldu. Ne demek ya? Elimizden gelen ne varsa her zaman. Ya Selim, ben sana birini soracağım. Hatırlar mısın, bizim yan sınıfta Ahmet diye bir çocuk vardı. Hiç görüyor musun sen onu? Ahmet. Sırık Ahmet mi? Hı hı. Hani şu sizin komşunun oğlu. Vallahi bak. Hamdi amca öldükten sonra bir sapıttı o. Böyle farklı farklı işlere girdi. Hatta bu Isparta mı Konya mı ne orada yattı dediler. Çıktıktan sonra da konağı sattı. Kayıplara karıştı. Hayırdır? Nereden aklına geldi Ahmet'in? Yok ya, onların konağına birileri taşınmış da. Geçen gün onlarla tanıştık falan, böyle bir sorayım dedim yani. Ya onu boş ver de. Ben kiminle karşılaştım dün? Kim? Pelin. Pelin kim ya? Yok artık. Sen, ben, Begüm, Pelin. Ya hiç değişmemiş. Hala aynı. Ama biz değiştik bir oğlum. Bak evlendik. Vallahi seninki yıldırım işi oldu. Ya çok şaşırdım ya. Hani Begüm'den sonra böyle senin ciddi bir ilişkin. Vallahi helal olsun Süreyya'ya. Bak şaka maka yok. Ayarlıyorsun işleri. Hanımlarla bir gün çıkıyoruz. Tamam tamam, söz. Oo, benim kaçmam lazım. Toplantıya gideceğim. Hadi görüşürüz. Tekrar sağ ol. Gel. Abi. Gel Aslan. Ya bu ihale meselesini konuşmak için geldim de. Adem'le konuştum. İhaleden çekildi. Nasıl ya? Bayağı. Oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Ne yani, sen dediğin diye herif milyonluk ihaleden mi çekildi? Yanmak zor geliyor değil mi abi? Ha? La oğlum, asma yaptığın gibi herifin kafasına silah falan dayamadın değil mi? Abi sen gerçekten benden bunu mu bekliyorsun ya? Ne diyorsun sen, mafya mıyım ben? Ay pardon, böldüm. Pardon, bir şey konuşuyordunuz. Yok yok, gel otur şöyle. Yok, gerek yok, iyiyim. Bir şey mi var? Yok, bir şey olmadı. Yani oldu da önemli bir... Önemli ama şu an konuşmamıza gerek yok. Sonra konuşuruz, çok zamanımız var çünkü. Çok telaşlısın. Şey yapalım mı, iki dakika dışarı çıkalım mı? İstemem, yok valla. Siz geçin, ben çıkarım şey. Fikret lütfen, tamam sonra konuşuruz. Hadi görüşürüz. Rahatsız ettim, özür dilerim. Hadi görüşürüz sonra. Hoşça kal. Allah'ım, akşama kadar nasıl bekleyeceğim ben? Sen şunu bana baştan anlat bakayım. Anlatacak bir şey yok. Gittim, neden son anda ihaleye katıldığını sordum. O da bana samimiyetle anlattı. Bizim katıldığımızdan haberi yokmuş. Ben de bundan rahatsız olduğumuzu söyledim. O da iyi niyet göstergesi olarak ihaleden çekildi. Bu artık kafandaki şüpheleri dağıtmıştır sanırım, değil mi? Bilakis. Daha da arttırdı. Oğlum böyle bir şey olur mu ya? Bu adam ya deli ya da senin iyi niyetini kullanıyor. Bu ne? Ben seni çok net anladım abi. Senin derdin Adem falan değil. Senin derdin benimle. Ne yapsam gözünde pul kadar değeri yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Umurumda değil. Gel. Abi ne haber? Gel Akif. Ya müsaitsen haberlerim var sana. Öyle mi? Hı hı. Otur şöyle. Abi tapudan haber geldi. Ev Reyhan Sezgin üstündeymiş. O yüzden maalesef ilk etapta Adem'le ilişkilendiremedik. Annesi. Hı. Ha, bir de Konya'dan bir simsarla konuştum ben. Adem'i iyi tanıyormuş. Hemen atla gel dedim. Yüz yüze konuşacağız bakalım. İyi yapmışsın. Bir de bu adamın adli sicil kayıtlarına bir bak. Suça bulaşmış mı, ceza almış mı? Hepsini öğren bana. Anlaşıldı merkez. Ben de gidip şu adamla bir kahve içeyim bakalım baş başa.
Hani yer yapacaklardı? Ha yapacaklar, yapacaklar. Çıkmaz ayın son çarşambası. Oğlum patronlar ancak kendini düşünür. Bize gelince vaat. Abi senden korkulur vallahi ya. Şimdi arsa bizim. Boranlar ihaleyi alınca tesisi yapmak için elin mecbur sana gelir. Aynen. Adem. Buyur abi. Sağ ol. Ya sana bir teklifim olacak. Hayırdır söyle. Ya bu simsarlar sönülüp duruyorlar. Senin yazıhanenin dolap bölümleriyle bizimkini böyle bir dönüştürsek, onları böyle bir dinlenme odası yapsak, hani çay çorba ihtiyaçlarını falan karşılasalar. Ha? Şey, yalnız onu Muharrem abi yapacak diye biliyorum ben. Ha bu harika fikir ya. Muhteşem bir fikir bu ya. Gerçekten. Hayır niye başkası yapsın oğlum? Biz yapalım, bizim namımız yürüsün. Harika fikir. Süper. Hasan. Buyurun Adem Bey. Ya söylesenize bütün simsarlar gelsin, onlara bir şey söyleyeceğim şurada. Ha? Vay kardeşim, demek sen de benim gibi risk almayı seviyorsun ha. Müthiş ya. Ben de diyorum bu beyinler niye aynı gidiyor yani? İnanılır gibi değil. Bütün simsarlar burada mı arkadaşlar? Geldi mi herkes? Burada mısınız? Tamam. Gel. Şimdi Fikret Moran burada hepinizin dinlenmesi için bir oda yaptırıyor. Hadi, hadi. Şimdi biz iki şirket bunun için çalışacağız. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Fikret, ne yaptığını sanıyorsun sen? Ben bu adamla uzak dur diyorum, sen bu adamla iş yapıyorsun. Aynen öyle. Ne oldu, zoruna mı gitti, ha? Şimdi doğru konuş, ben senin abinim. Aynen öyle. Abimsin, babam değil. Senden icazet alacak değilim. Otogar benim, burası benim. Karışma, anladın mı? Aptalca davranma, karışmayayım. Bu yaptığın şey sadece beni ezmiyor Fikret. Otogar'ın düzenini de bozuyorsun. Muharrem abiye ne diyeceksin, ha? Fikret! Oldu mu şimdi bu yaptı? Yüz günlük adamlarla bir oldun. Verdiğin sözü tutsaydın abi. Koca kış geçti. Seni mi bekleyeceğiz? Sana ne ulan? Söz benim değil mi? Ne zaman tutacağımı sana mı soracağım? İyi mi de senin keyfini mi bekleyecek? Adamlar bizim işimizi görüyorlar. Senden bir şey istediler, onu da yapmadın. Lan. Hop 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 hop. Tamam. Muharrem abi konuşalım seni. Ses konuşma. Ben diyeceğim dedim. Çok güzel bir şey. Fikret bekle. Fikret! Sakın abi! Hop! Lan benden bu yaştan sonra dayak yiyeceksin olacak ha? Ya yok aldı yapmadım. Hadi onu da yap. Hadi onu da yap hadi. Oğlum sen iyice zibanadan çıktın geri zekalı. Muharrem abi yaptığını bugün toplayacağım diye göbeğim çatladı benim. Toplamasaydın. Kim istedi senden böyle bir şeyi? Ticarette hızlı olacaksın. O yapmadı, ben yaptım, öne geçtim, tamam mı? Hazretliği bilecek. Sana bu akılları o veriyor değil mi? Akıl vermiyor. Ama senden daha fazla paya verdiği kesin. Yeter, yeter. İş için birbirinizi yemenizden bıktım. Git sen de çantanı al. Bağ evine gidiyorsunuz. Hadi. Nereden çıktı bu anne? Sen bizi evden mi kovuyorsun? Ne alakası var? Karınla birkaç gün kafanızı dinleyin. Eminim öyledir. Beni düşündüğünden. Yoksa biricik oğlunun huzuru değil derdin değil mi? Kelebek. Biz gidelim. Herkes rahat etsin. Bağ evi nereden çıktı anne? Ben öyle uygun gördüm.